Yok yani o şeyi söylüyorum. Yani hayatındaki en önemli şey tabii ki o Allah mevhumunu vardığım zamandı. Yani çünkü Allah'tan ki çocukken aldığım dini diyelim terbiye. Çünkü annemin ailesi de Bektaşi. Nafi babanın torunları. Bir de Karabaş Hazretleri'nin torunu annem. Ninem 102 yaşında vefat etti. Hakiki saraylı, hakiki Nafi Baba Boğaziçi Üniversitesi'nin içinde Etiler'den girdiğinizdeki kapıdan girince hemen solda yazar zaten Nafi Baba. Boğaziçi Üniversitesi'nin yani Robert Kolej'in topraklarının içinde tekke. Anneannem falan tekkede gömülü. Annemin annesi, annemin büyük babası tekkede gömülü. Ninem tekkenin son insanlarından biri ve tabii ki o köşkte ninem, işte Leyla teyzem, Leyla Gencer, annemin dayısının kızı, Anjel teyze, Polonyalıydı annesi, Anjel teyze, işte hafif Hristiyanlık, hafif Bektaşilik, onlarla beraber, hepsininle beraber tabii büyürken böyle normal sünni bir terbiyeyle büyümedim. Yani Allah'tan korkarak büyümedim. Allah üzülür diye büyüdüm. Yani cehennem var diye büyümedim, cennet var diye büyüdüm. Bu dünyanın cennet olduğunu. Ama mesela her dakika söyledikleri şey ninemin de onun da. Mesela ben çok şükrederim. Çünkü sonra araştırmalarıma baktığım zaman şükür kelimesi Arapça bile kökenli değil galiba. Çünkü Orta Asya'da da çok garip çocuklar şükür diye Milattan önce 5000 yıl önce kullanılıyor Kore'de bile şükür. Ve ben bazı sözlerin tılsımlı olduğuna inanıyorum. Ve bunların evrene gittiğine, evrenden çarpıp geri döndüğüne, pozitif enerjiye döndüğüne, bazı sözler pozitif enerji yapıyor ve bazı sözler negatif enerji yapıyor. Sözler değil esasında, sesler. Harflerle çıkardığımız sesler negatif veya pozitif enerjiye dönüşüyor. Onun içinde kelimeler, bazı kelimeler mesela negatif pozitif yin yang gibi ikisini birden taşıyor. Bazı kelimeler tamamen pozitif taşıyor, bazı kelimeler tamamen negatif taşıyor. Harflerin çıkışındaki seslerden ve konuşulan dile göre. Çünkü sesler de bir enerji ve enerjinin de negatifi pozitifi var yani. Ama şükür kelimesi ya da şükür kelimesinde hiç negatif enerji yok. Şu dediğimiz zaman aynı om gibi şu dediğimiz zaman kur. Şu kur noktalıyorsunuz bir de gönderiyorsunuz bitiriyorsunuz. O bir pozitif enerji getiriyor. Onun için de mesela çok şükür öğretildi çocukken de. Bunu tabii benim kadar ninem hani böyle Hint bilimiydi falan incelemiş bir kadın değil. Veya bir Buda'ydı ya da Konfüçyüs'tü ya da hani Orta Asya'yı incelemiş değil, Bektaşilik olarak almış, etmiş, incelemiş bir kadın olarak. Çok şükürle büyüdük ve hala çok kullanırım şükürü. Çünkü şükür çok önemli bir şey. Yani gönderdiğinde mutluluğunu gönderiyorsun aynı zamanda, çerçeveliyorsun. Aynen. Onunla çerçeveliyorsun. Tabii ben bir de o terbiyeyle büyüdüğüm için, hiçbir zaman için Allah'tan korkmadım. Çünkü Allah korkulamaz yani. Annemden babamdan da korkmadım. Annemden babamı sadece üzmeyeyim diye hareket ettim. Yani annem babamdan fiske yemedim. Annem babam beni dövmediyse Allah de beni yakmayacak. Yani böyle bir şey yok. Tabii Allah mevhumunda da bütün onlarla baktım. Kur'an'ı çok inceledim. İşte Tevrat, Zebur onları da çok incelemiştim. Zebur tabii çok şey, çok basit ve sade. Ama Kur'an'a baktığınız zaman Kur'an hakikaten hakiki Kur'an. Emevi Kur'an'ı değil de hakiki Kur'an'a baktığımızda hakikaten çok bilinçli yazılmış bir kitap. Çok Buda'dan eserler var içinde. Eski Mısır'dan içinde var. Sümer'den çok şey var. Yani bakıyorsunuz çok akıllıca, çok doğru yazılmış anladığınız zaman bir kitap. Sonra ben Sümerolojiyi 4 sene okudum. İnceledim. Tabii kostümleri de inceledik, ona gittik. Sonra ilk başlarken Muazzez Hanım'ın yazdığı bir kitap vardı, Tarih Sümer'de Başlar diye. O kitabı okudum, bir daha okudum, bir daha okudunca tabii bütün görüşüm değişti, hayat görüşüm. Milattan 6 ile 8 bin yıl arası önce bir toplum düşünün.
Ve toplum bugünkü topluma değil de Osmanlı toplumuna çok benziyor. Çünkü bir topluluk var, sadece sanat yapıyor Ermeniler gibi. Bir toplum var, sadece eğlence hayatını yapıyor Rumlar gibi. Bir toplum var, sadece ticaret yapıyor Yahudiler gibi. Bir toplum var, hiçbir şey yapmıyor bizim Türkler gibi. Senato var. Zaten Roma, Sümerlerden almış senatoyu. Bayağı bir senato var. Roma senatosu gibi senato var. Kral yok. Krallı halk seçiyor. Yani başbakan gibi kral seçiliyor. Yani kralın oğlu kral olmuyor. Eğer halk onu seçerse kral olabiliyor. Ve senato bu yazıtlardan doğru mu değil mi diye de bilhassa çok sordum o şeyleri. Fakat savaş çok fazla oluyor Sümerlerde. Neden savaş çok fazla oluyor? Çünkü çok tanrıları var. Her toplumun 5-10 tanrısı var. Yahudilikte daha henüz yok. Zebur'da yok, o da yok, hiçbir şey yok. Ne Kur'an var, ne Hristiyanlık var. Ama İbrani ırkı var. O ticaret yapan, yani Sami ırkı orada mevcut. Çok savaş oluyor ve senato bir karar alıyor. Tanrıları 4'e indirelim diyor. Savaş azalsın. Ve 4'e indiriyorlar. İşte gene putları var, heykelleri var. Bakın savaşlar bitmiyor. Sonunda senato bir karar alıyor. Diyorlar ki Tanrı'yı teke indirelim ve Tanrı'yı puttan çıkaralım. Tanrı gökyüzünde görülmez olsun ve her hafta bize bir haber versin. Biz de halka bildirelim. Birebir çivi yazılarından, Sümer çivi yazılarından tercüme. Ve Tanrı'yı teke indiriyorlar. Her hafta yapıyorlar ilk vahiy. İnsanoğlunun yarattığı tek Tanrı, görülmeyen Tanrı, Allah. Ve bu. Şimdi bunu okuduğunuz zaman ve bunun arkasından Yahudiliğin, Hristiyanlık zaten yok. Çünkü Hazreti İsa Yahudi. Yahudi olarak da ölüyor. Yani yeni bir din getirmiyor. Sadece Yahudileri adam etmek için geliyor. Yani adam Yahudi olarak ölüyor. Meryem Ana da Yahudi olarak ölüyor. Yani ve komünist, solcu, iki hırkaya bile müsaade etmeyen, paranız varsa birini alın ikinci hırkayı diyor. Bir adam girecek, Yahudi adam heykelleri görecek bütün. Meryem Ana, Saint Antoine, herkes aziz oluyor. Hani şey gibi işte Venüs, Athena gibi hani Roma tanrıları gibi. Esasen Roma'daki bugün Vatikan eski Roma tapınağından farkı yok. Hiçbir farkı yok. İsimler değişmiş ama baktığınız zaman aynı. Yani gene başta bir rahip var. Aynı o rahip şey gibi, o zamanki din adamları gibi. Ve gene heykeller var, gene resimler var, gene tapınma şekli aynı, gene para dönüyor, gene adaklar yapılıyor. Yani İsa ile alakası yok. Hiç alakası zaten yok. Zaten İncil'de, yani Yuhanna'da, diğer iki İncil'de onun ölümünden sonra yazılmış kitaplar. Yani havariler yazmış. Hayır, havariler yazmış. Bir de en önemlisi ne? Mesela... ben Vatikan'da 15 gün kaldım. Bu Aziz Pol vardı. Sonra Aziz ilan edildi. Bundan evvelki, ondan evvelki olan Pol. Lün 12 kardinalinden bir tanesi İzmir Başpiskoposuydu. İzmir'de doğmuş, büyümüş. Katolik Kilisesi'nin İzmir Başpiskoposuydu. Sonra onu kardinal seçildi oraya. Tabii Levanten, hani Levanten diyorlar ya, İzmirli Levanten. Onun da bir yeğeni vardı, Omaro. Ama biz Ömer diyorduk. Yani kendi burada doğmuş, babası burada doğmuş. Senin benim kadar buralı. Yeğenini davet etmiş. Şey için, Noel için Vatikan'a. O da hiç meraklı değildi böyle, dindar da değil. Ay dedi, Cemil de sen çok meraklısın. Hazır fırsat var dedi, gitmek ister mi? Hemen isterim dedim. 15 gün gittik, Vatikan'da kaldık. İşte Paul'le tanıştık, Papa Paul'le. Vatikan'ın içinde nedir gördüm. Papazlarla beraber kaldık. Halka gösterilmeyen hazine bölümünü ziyaret edebildik. Kütüphanesini, halka gösterilmeyen kütüphaneyi gördük. O kütüphanede mesela Hazreti Muhammed'in olduğu dönemde Hazreti Muhammed konuşurken, yani halka konuşurken, hatta böyle topluğa konuşurken Hristiyan papazlar çok tesirinde kalmışlar, çok etkisinde ve bütün söylediklerini el yazısıyla yazmışlar. Birebir anında. Hatta bazı ressamlar da orada resmini yapmış. Onun için mesela İran'da madalyonlar var. Bir tarafında Hazreti İsa, bir tarafında Hazreti Ali. Birebir resimleri. Döneminde yapılmış çünkü. Sünniler takmıyor. Yani birebir.
Ve tabii o Kur'anlar yazdıkları birebir papazların yazdıkları Kur'anlar. Birebir. İsa'nın döneminde de bazı Yahudiler İsa konuşurken not almış. Onlar da bulunmuş. Böyle papirüslerde onlar da bulunmuş. Fakat tabii ki bu İncil'le alakası yok. Çünkü bu İncil biraz Tevrat, biraz toplama. Zaten 14. yüzyılda İznik'te yapılmış bir İncil. Yani hani biliyorsunuz yani konsülün toplanıp yaptığı bir İncil. Alakası yok. Ve bir de bakıyorsunuz yani bütün dinler, hiçbir peygambere bile inanıyorsanız peygamberin söylediklerini dile getirmiyor. İkincisi de biraz galiba, hatta biraz değil, İslam, ben de askerdeyken herhalde çok vaktim vardı, epey bir uğraşmışım dinlerde Tanrı inançları diye böyle 200 küsür sayfa yazmışım falan, hala duruyor bir yerlerde. Muhammed 16 yaşındayken çoban, çok da fakir, çok fakir, zannederim öksüz de, 16 yaşındayken çok zengin bir kervan sahibi olan Ayşe annemiz dediğimiz 36 yaşında kendinden 20 yaş büyük Sara adlı bir Yahudi ile evleniyor. Ve Ayşe oluyor ismi sonradan. Ve Hazreti Muhammed'e 42 yaşında değil daha evvel çünkü 34-35 yaşlarında zannediyorum peygamberlik ile. Fakat o yaşa kadar zaten putperest bir ailenin çocuğu ve karısı da Yahudi. Fakat Muhammed, bir sürü izleri var Hazreti Muhammed'in, izleri var. Mesela Hazreti Muhammed'in Hindistan'a gittiğinde izi var. Hazreti Muhammed'in kiliselerde kaldığının da izi var, kayıtları var. Yani okuyan, akıllı, bilgi toplayan bir adam. Üç vakit namaz var. Güneşe göre sabah güneş doğarken, güneş dikken, güneş batarken. Aynı şey şamanlarda da var ibadet, aynı şey Budistlerde de var. Güneş çok önemli. Ay tutulmaları çok önemli. Mesela Hazreti Muhammed'e kadar gelen zamanda astroloji çok fazla Arap dünyasında yok. Vedik astroloji var. Ama Hazreti Muhammed'le beraber işte Ebced hesapları çıkıyor. Yani o devirde nasıl Muhammed, nasıl bir adamdı onu merak ediyorum. Çünkü yani çok bilgili olmanız gerekir. Çok bilgili ki Ebced denilen o zor matematik hesabını yapabilin. Ve biraz evvel söylediğim size harflerin enerjisinin bilgisine varın. Çünkü eğer harf enerjisi bilgisine varmamışsanız Ebced hesabında hiç alakanız yok demektir. Yani matematik değil sadece. Çünkü hangi harfi hangi harfle kaç kere yaptığınızda kaç volt enerji çıkıyor onu bilmeniz lazım. Yani onun için de çok bilgili olmanız lazım. Yani çok iyi incelemiş biri. Budizmi, Vedik astrolojiyi ve ondan sonra da İslam. Yıldızname çıkıyor. Yıldızname çıkıyor ve yıldızname işte İslam'a göre hani dediğimiz o. Ama esasında baktığınızda Kur'an'da zaten din olmadığını söylüyor. Yani Kur'an-ı Kerim'i okuduğunuzda ben Müslümanım demeniz bile günah. Çünkü koskoca Kur'an-ı Kerim'deki ben dedelerimin Kur'an'ını da tercüme ettirdim. Eliyle yazdığı, işte Arap bir Kur'an-ı Kerim'i de baktım, hakiki Kur'an'a da baktım. Bir tek Müslüman kelimesi yok. Hep mümin. Arapça mümin de inanan. Allah'a inanan. Ve orada söylediği tek bir şey zaten bir sure, ayetler var. O ayeti zaten okuduğunuzda ben Müslümanım diyemezsiniz. Çünkü diyor ki tüm peygamberlere inanmıyorsanız, tüm kitaplara inanmıyorsanız siz mümin değilsiniz. Yani demek istiyor ki ve Hazreti İsa'nın geleceğini de söylüyor. Hazreti İsa'nın annesiz doğduğunu da, babasız doğduğunu da söylüyor Kur'an. Meryem'in bakire olduğunu da söylüyor. Bütün bunları söylerken siz çocuğunuza İsa, Meryem, İbrahim, Davut isimlerini koyun, Yahudi isimleri. Sonra Yahudi'den nefret edin. Ama Yahudi peygamberleri kendi peygamberiniz yapın. Peki bunlar Yahudi. Zaten Kur'an'da yani din yok. Sadece zaman zaman gelmiş peygamber dediğimiz insanları yola sokmak için gelen akıllı veya bilge veyahut da işte
Allah mı ne? Çünkü ben şeyde de çok takılırım. Bakıyorsunuz ki hiçbir Allah'la, mesela bazı cahiller Hazreti Muhammed Allah'la görüştü diyor. Hayır, Hazreti Muhammed de Allah'la görüşmemiş. Hazreti Muhammed de Cebrail almış, Burak denilen atla bir yere kadar gitmiş. Allah'ı görememiş gene, yani bir yere kadar gitmiş. Ama çok tuhaf bir şey. Mesela Yahudilikte de, şeyde de, işte Müslümanlıkta da, İslam'da da, Hazreti İsa da Yahudi olduğu için tabii var. Cebrail var, Gabriel var. Ama aynısı, adı değişik. Formu bende, dövme buramda yaptırdığım. Garuda var. Garuda, Buda'yı Nirvana'ya götüren kuşla, kartalla insan karışımı bir varlık. Şimdi o da Cebrail gibi. Yani ya da Burak gibi. Ya, ama Cebrail var. Yani hep bir Cebrail var. Ben tabii böyle incelerken çok da şeye de baktığım için, bu hani çok meraklıyım uzaylı. Çünkü sonunda kanaat getirdim ki bir uzaylıyı aramaya lüzum yok. Biz uzaylıyız. Niye? Çünkü Sümerler'de de bir bölümde açıkça söylüyor. Diyor ki o bölümde işte geldiler diyor madenleri almaya. Ama diyor bizi çok zayıf buldular. Sonra diyor kendi uçan evlerinde bizle çiftleştirdiler ve Adam oyu yarattılar. Adem. Yani daha şekli şemali. Sonra bakıyorum zaten mesela dünyada hiçbir canlı yok ki yazın soyunan, kışın giyinen. Hiçbir canlı yok ki yazlık evim olsun, kışlık evim olsun diyen. Hiçbir canlı yok ki yediğinden daha fazlasını öldüren. Ve ayrıca de benim köpeğim doğduğumdan beri var. 15 sene yaşarlar, 17 sene yaşarlar. Kedim hep oldu. Ama benim köpeğim 16 senede bir kere ya hastalanır ya iki kere hastalanır. Dünyanın hiçbir virüsü ve mikrobu onları hastalatmaz. Ama biz bu dünyanın virüsüne ve mikroplarına, bakterilerine göre yaratılmış varlıklar değiliz. Demek ki biz... Biz bu ekolojiye ait değiliz. Hayır, değiliz. Yani demek ki biz bir dönemde buraya gelmiş, işte Sirius'ten mi geldik, nereden geldik bilemiyorum, onu artık o kadarını bilemiyorum. Ama gelmiş buradaki, çünkü Vatikan çok şeye mani oluyor biliyoruz. Yani Vatikan mesela bu son çıkan şeyi de hemen el attı. Yuhanna'nın tabip şeyine hemen el attı. Yasakladı, aldı hemen. Mesela şey bulunmuştu Almanya'nın, Kuzey Almanya'da Homo sapien insan, yani maymun insan iskeleti bulundu. Ondan birkaç kilometre, yani bir 40-50 kilometre sonra da Homo sapienle aynı yaşta bugünkü insan iskeleti bulundu. Yani burada böyle bir insanla çiftleşebilecek, insana benzeyen, maymunumsu, hani kıllı bir insanımsı benzeyen, yani bir tür vardı kesin. Ve o türle o tür bir çiftleşip bir ırk yarattılar. Bir şey de var, pardon böyle. Homo sapiens'ten Tanrı'ya diye bir kitap okudum çok yakın bir zamanda. O bir ikileme. Orada aslında şeyi anlatıyor, bunu da yanlış anlamışım herhalde. Sapiens yani insan türü, hani bu şeyde önce maymundu sonra şu oldu sonra bu oldu falan. Hayır, 5 tane tür aynı anda dünyada zaten hani 5 farklı köpek ırkı gibi farklı 5 insan ırkı aynı anda. Homo sapien yani bugün biz kendimizi tanımladığımız sapien diğerlerini yok ediyor ve gidip bunlardan bir tanesiyle birkaç tanesiyle de asimile olup bugünkü insanın ortaya çıkmasına neden oluyor. Evet, işte o yalnız bize benzeyen, yani bugünkü formumuza benzeyen. O zaman zaten bu formdalar. Hayır, bu formda olanların bu dünyadan olmadığı kesin. Çünkü neden olmadığı kesin? Çünkü mesela Homo sapienlere, onlara bakıyorsunuz, onların kemiklerini inceliyorlar, onlara bakıyorlar. Mesela onlarda şey bulamıyorlar, yani ölümlerindeki iskelette hep darbe ya da işte öldürülmüş ya da düşmüş ya da bir hayvan parçalamış falan. Ama hiçbir bakteri, virüs bulamıyorlar. Onlar hayvanlar gibi, yani bu dünyaya göre yaratılmış. Ama bizim farklı bir planetten geldiğimiz, farklı bir yerden geldiğimiz, buradaki ırkla karışıp
bazımız karıştık, bazımız karışmadığımız ve kesin, yani böyle bir şey olduğu kesin. Yani bu dünya, bir de şunu düşünün, mesela insanoğlu ilk çağ zamanlarından beri niye bu kadar gökyüzüye meraklı? Şimdi düşünün, Amerika'nın her gönderdiği füzenin maliyetini Mars'a gitmek için veya Ay'a gitmek için, ama henüz insanoğlu kendi yaşadığı dünyadaki okyanusun dibini bilmiyor. Hiç yok. Neredeyse. Yani sen kendi yaşadığın dünyanın dibine Mars'a gönderene kadar bir şey gönderip ne var bunun dibinde ayol diye merak etmeyip hep uzayı merak ediyorsan burada bir sorun var. Burada bir hani travmatik bir olay var. Nedir bu travmatik olay? Subconscious'ta, o zihin altında eve dönme, eve dönme, eve dönme. Ama bu Mars, ama Ay, bilmiyorsun ki nereden geldiğini. Hep böyle bir uzayda bir yere dönme. Paralar harcanıyor, insanlar feda ediliyor, bunu yapılıyor, bunu yapılıyor, bunu yapılıyor. Ve sen oraya gidene kadar o parayı bu dünyaya harcasan Afrika'da aç kalmaz. Gobi çölü orman olur. İnsanlar refah içinde oturur. Ha, çoğalmasın diye şunu yapabilirsin. Her kadına iki çocuk hakkı verebilirsin. İki çocuktan sonra yumurtalıkları bağlanır. Yani hani bunu bir kontrol altına alabilirsin. Ama insanlar refahta, ferahta oturur. Birbirini de yemez. Topraklar içinde. O paraları düşün, milyon dolarlar onları. Hay, sen niye gitmek istiyorsun ki kardeşim? Zaten buranın dengesini bozan sensin. Her bir füze gönderdiğin zaman buradan, her seferinde işte bir bilim adamı arkadaşım, ben bilmiyordum, o söylemişti bana. Dedi ki, biliyor musun dedi, ne kadar büyük yere bir vuruşu var ve bu vurduğunda dünyanın ortasındaki magma oynuyor. Ve bu magma oynadığı dakika kolları olan yerlerden deprem, tsunami oluyor. Bir de hava kirliliğini düşünün, bir de atmosferi yırtıyor. Yani şu pandemi oldu da, hani denizler biraz, hava biraz temizlendi 6 ayda. Hayır, yani ben o insanların, mesela NASA'da falan çalışan insanların, Bill Gates gibi adamların, bunların belki de bilmiyoruz ki çocuklar, yani hakikaten belki de, yani biz insan diye görüyoruz, zaten başka bir form arıyoruz çünkü uzaylı demek için. Yani başka bir biçim arıyoruz ama aramamıza lüzum yok. Belki de hakikaten uzaylılar. Yani belki de hakikaten burada gelmiş ve kalmış olduklarının bilincinde olan uzaylılar da var. Belki hep gitmek istiyorlar çünkü yani. Ve buradaki insanlar umurlarında değil. Dikkat ederseniz umurlarında değiller. Yani gerçekten menşeleri bu değilse de onlarla ilişki içinde oldukları %100. Çünkü o kadar enteresan. Mesela dünyada yapılan bu... Mesela hep şeye takılırım. Bu silikon vadisi var ya, yani bilgisayar teknolojisi denen teknolojiyi ortaya çıkaran aslında ham madde. Silikonu açıklayan kimse yok. Silikonun bir kimya laboratuvarına gönderildiğinde ne olduğunu bulabilen kimse de yok. Yani mesela bir takım materyaller var. Bırakın onu, mesela 2020'deyiz. Peki 1900'e kadar bulunmuş bazı şeyler var ama hadi 1800'den sonra. Niye? O inceleyen grup inceliyorlar. Her buzlar eridiğinde nasıl buzların içinden, mesela Sibirya'daki, Kuzey Kutbu'ndaki bazı buzlar eridiğinde palmiye ağacı fosilleri çıktı. Leoparlar çıktı. Yani orası daha evvel ekvatormuş. Dünya çünkü değişiyor. 2000 küsur yılında 1.7 ekseni kaydı. Yani şöyleyken şöyle oldu. Bu demek ki binlerce yıl içinde dönüyor. Yani bir de böyle dünyanın böyle dönüşü değil ki, böyle bir dönüş de var. Yani Kuzey Kutbu daha evvel ekvator, ekvator olan daha evvel Kuzey Kutbu. Hani o iklim değişiklikleri. Eridiğinde çıkan bir bakteri olduğunu kesin emin oldular. Yani bu koronanın çıktı. Fakat en önemli kısmı, bunu Amerika da biliyor, Çin de biliyor, NASA da biliyor. Ama açıkladıkları dakika bu buzların erime tarihini 2050 veriyorlar. 2050 olmadığını, daha önce olacağını. Garip garip şeyler oluyor.
Yani birileri bir şeylerin farkında. Ona bakarsanız mesela Korona adı bir Kore dizisinde de geçiyor. Ben hemen buldum o diziyi. Çok enteresan. Kore filmi. Bir film var. Orada da Korona virüs var. Kaç sene önce yapıldı. Şimdi böyle bir virüsün olduğu belki daha evvelden çıktı. Çünkü niye? Yılbaşından önce erkek kardeşim çok hastalandı İstanbul'da. Acil hastaneye kaldırıldı. Ve 15 gün nefes alamadı solunum cihazlarıyla falan. Tipekle geçirdi değil mi? Eşi aynı oldu. Atlattılar ki belki de koronaydı. Muhtemelen. Yani bu korona Mart'ta çıktı diye zannetmiyor. Yok. Evet kesinlikle. Biz en son duyanlardanız. Yani bir sürü geçen insan sene de vardı. Kışın hatta kışa girmeden önce bu semptomlarla gripler geçirdiğini söylüyor zaten. Tabii. Bizim de çevremizde var. Yani işte bir arkadaşımız var. Ayhan'ın da çok yakın arkadaşıdır Ali. Onlar da o virüs, o rahatsızlığı Ekim gibi falan geçirmişlerdi karısıyla beraber. Ekim'de geçirdiler bunları. Çok kötü hastalandılar. İşte dediğiniz gibi ciğerler şöyle oldu, böyle oldu. Bazıları çok daha erken geçirmeye başladı. Yani ben şöyle olarak alıyorum. Yani bu yeni çıkmadı herhalde. Yok yok yeni çıkmadı belli. Vardı. Mesela bazı şeylere göre de çıktığı gibi yok olacak diyorlar. Mesela o da beni çok tuhaf yapıyor. Yani nasıl çıktı? Bir anda da yok olacak. Belli değil, bir anda da geçecek gidecek. Şimdi gibi. Mesela o da garip bir şey. Nasıl bir anda yok olabilir yani? Pandemi sürecini Bodrum'daki evinizde geçirdiniz. Nasıl geçti ve halen nasıl geçiyor? Valla Bodrum'daki evde 3 ay değil 2 ay hiç çıkmadım. 2 ay bahçeyle uğraştım. Gördüğünüz çiçeklerin yarısını sonra da ellerimle ektim. O kadar takviye yoktu. Sonra ben kendi evimin arka sokaklarını bilmiyordum 26'da. Yani arkasında böyle minicik dar sokaklar vardı. Ve harika da eski evler. Sonra yürümek için tabii ki seni oraya yürüdüm. Bol çiçek çaldım. Oh. Bol sardunya çaldım. En güzel öyle tutar çünkü. Son üçüncü ayı da her çiçeği görüyorsunuz. Ektiğim kaktüsler onlarla bunlarla ormanı çevirdim. Meditasyon yaptım. Kitap okudum. Ve kendimle hesaplaştım. Hiç bu kadar uzun bir zamanım olmamıştı. Böyle geçmiş hayatımı ve böyle düşünecek ve yargılamak değil ama masaya yatıracak zamanım olmamıştı. Hep böyle bir telaş içinde bir hayat yaşadığım için olmamıştı. Onları koydum. Çok iyi geldi. Çok çok iyi geldi. Kimleri hakikaten sevmediğimi iyi anladım. Ve geçirdim ve şu anda da nasıl geçiriyorum? O 3 ay panik olmadım. İlk başladığımda şu anda panikteyim. Evimdeyim. Evime 50 metre 100 metre deniz var. Oradan gidiyorum işte şimdi girmiyorum 10 gündür. Gidip denizin kenarında bir yerde oturuyorum. Denize giriyorum çıkıyorum. Tekrar geliyorum eve. Korkuyorum. Ama korkudan daha çok tabii ki yani pandemi sadece hastalık değil her şeyi durdu. Hiçbir şey yapamıyorum. Pandemi öncesinde yapacağınız iş planlarınız çoktu. Değişti bu arada. Değişti değil, çoktu. Yani ben Bodrum'a tamamen yerleşmek üzere geldim. Ocak ayında. Hı hı. Her sene 4 ay, 5 ay burada kalıyorum, 6 ay kalıyorum ama hani tamamen yerleşmek değil. Evimin yanında ablam var, onun yanında atölyem vardı. Hep vardı atölye, okuldu. Ama atölyeyi tam yaptım. İstanbul'dan makinalarımı getirdim, onları getirdim. Kumaşlar geldi, onu geldi. En köşedeki evi kiraladım. Oraya bir mavi liman diye meditasyon yeri, dekore ettik, onu yaptık, bunu yaptık. İşte böyle hani organik meyve suları, toplu meditasyonlar, bahçesi var, sergiler yapacağız. Bir koleksiyon çizdim hemen, böyle bembeyaz bir koleksiyon. El tahta kalıplar basılacak, bitleleri ayarladım. Burada bir festivaller yapılacak, onlara katılacağım, edeceğim. 3 tane ödülüm vardı, onları gideceğim İstanbul'da alacağım. Bütün onlar bunlar falan derken okulumda da ders de veriyorum 2 seneden beri. Moda kısmına en az 20-25 talebe vardı. Meditasyon kısmına da bir 15'e yakın talebe vardı. Yani her günüm doluydu normalde ve böyle hoş bir hayat derken her şey durdu. Yani
korkudan. Hayır yani herkes yataklar korkuyor. Korktular, ekonomi ve ayrıca de şu anda da şöyle baktığım zaman yani hiçbir şey olabilecek gibi görmüyorum. Evet, umudumuz kayboluyor. Evet, en kötüsü o galiba. Umutları yitir. Yani uzadıkça umut itiyor. Yani tabii sadece umutu pandemi götürmedi bence. Umudu bile ülkenin hali. Ekonomimiz... Durup dururken Yunanistan'la bir savaş çığlıkları. Hani o da çıktı biliyorsunuz. Evet, böyle evet. Bir savaş çığlıkları. Ay dur savaş çıkacak mı çıkmayacak mı ne olacak derken. Zaten berbat bir dönem yaşıyoruz. Yani benim yaşımdakiler ki ben 6-7 Eylül'ü gördüm. 6-7 Eylül'de 7 yaşındayım. Demokrat Partili bir ailem vardı. Eniştem İnönü'ye suikasttan ondan bundan yastığa da yattı. Fatih Rüştü Zorlu'nun eşi annemin çok yakın arkadaşıydı. Evimizde yastığa dayı da yaşadık. Adnan Menderes'in asılışını gördüm. Kanlı 1 Mayıs'ı 18 yaşındaydım. Gördüm, yaşadım. Darbeleri gördüm. 80'i gördüm. Ekonomisinin hepsini gördüm. Onu gördüm. Sana yağ kuyruklarını gördüm. Annemin alyansını bile sattığını gördüm. Artık bir de bu ekonomi ve bu idare ve bu ben tüm partilerden nefret ediyorum. Yani bana soruyorlar hangi partilisin diye diyorum ki hiç partili değilim. Çünkü bütün partilerden nefret ediyorum. Çünkü bütün partiler sanki Türkiye'nin lehine çalışmıyor. Yani muhalefet dediğiniz partilere de baktığım zaman sanki muhalefet değiller. Sanki o değiller. Onun için de yani benim için iktidarla muhalefetin hiçbir farkı yok. Zaten de yok muhtemelen. Muhalefet de politika yapıyor. Tabii. Yani ben herkes şu anda politik. Hiçbir partiyi benimsemiyorum. Bir tek ülkedeki insanların ızdırabını görüyorum. Evet, ne yazık. Çeken hepimiz beraber maalesef. Onu görüyorum. Ve yapacak da hiçbir şey yok. Ve uzun yani o 2-3 aylık süreçte insanlar televizyonlarda koca insanlar. Peki şey ne dersiniz? Bu... Her şey böyle oldu ya şimdi. Hatta bir ara biz bir de denedik bir şey. Her şey internetten yapılıyor. Hatta geçenlerde onunla ilgili şey bir yazı yazmış. Çok güzeldi o. Fazıl. İnternetten yani müzik şeyler oluyor. Evet evet Fazıl şey demiş. Konser ben alkışı duymuyorum. Daha çok moralim bozuluyor. Yani bir iki denedim ama. Yani ben de defile yapmasam onu da. Yalnız tabii ki i̇şte defileler adına yapmamın çok büyük faydası var. Çünkü astrolojiye 71'de başladım. Ve çok büyük astrologlarla çalışıyorum. Başımız da bizim Gary Gomez. Obama'nın, hatta şu anda Trump'ın da astrologu. Gary, Dünya Astrologlar Birliği Başkanı. Tabii haritaya baktığımız zaman biz bunun böyle olacağını, yani zaten girerlerse Cemil Bekçi, Şenay Devi diye, çünkü ben çıkmıyorum televizyona astrolog olarak, Şenay çıkıyor. Ama beraber de çıkıyoruz. 4-5 sene önce söylemiş, tarihleri de vermişti. Yani bütün bunların olacağını biliyordum. Kötü dönemi de biliyordum. Hazır. Fakat bu olması gereken şey, yani dünyaya bütün kutu sinemilerden tutun ona kadar hepsinin yaşanması gereken. Çünkü yıldızlar böyle. Yıldızların bir enerjisi var dünyaya gönderdiği zaman. Nasıl güneşi yakıyorsa, nasıl ay çıktığında sular çekiliyor. Vücudumuzda da sular çekiliyorsa diğer planetlerin de enerjileri. Fakat bunun herkesi de uyarmıştık. 2019 Ekim yılı, 2020 filizlenme yılı, 2021 biçim yılı diye. Daha beteri geliyor. Onun yani. İçin dikkat edin. 2019'da dedik son şansını ne pozitifliğe geçme, negatifliği bırak. Dünyasal olan tutkularınıza son verin. Negatifliğinize son verin. Çünkü bunu dikeceksiniz yoksa 2020'de ve bunu biteceksiniz artık hayatınız. Nitekim ki dinleyenler dinledi, dinlemeyenler dinlemedi. Fakat harita o kadar güzel ki. Yani şurada 27 Aralık'a kadar sadece faca bir döneme girdi. Bir Plüton Mars üst üste binişi var. Bir Jüpiter'in Allah'tan gelişi var. O biraz hafifletiyor. Ama gene de hani bal börek yapmıyor. Ama gidenler gidecek. Facialar daha beter olacak. Zaten girdik. 15 gün önce girdik yani o. 27 Mart'a kadar
her türlü dünyada da Türkiye'de de kötü haberi açık olur. Her türlü kötü haberi. Ha, sizin haritanızda ne gösteriyor bilmiyorum. Sizin haritanızda da muhakkak ki bu yıldızlar bir evinizde konumlanıyor. Yani sağlık evinizde ise ama evlerimiz nerede? Yani sağlık evinizde ise güle güle. Üç kulu Allah bir elham. İş evinizde ise işleriniz batar. İlişki evinizde ise karı boşarsınız, koca boşarsınız. Yani aile evinde ise aile kavgaları, onlar faciaalar olur. Ama İlla bir yere denk gelecek ama yani. Yani bir evinizde muhakkak olacak. 27 Aralık'a kadar bu yani para evinizde ya da bilmem ne evinizde bir yerde olacak. Yani olmaması mümkün değil. Önemli olan hangi evinizde oldu. Ama 27 Aralık'tan sonra bütün dünyanın haritası ve Türkiye'nin haritası inanmayacağınmış. Öbür sene beraber olduğumuzda bu zamanlarda şöyle olmayacağız yani oh be değil. Ama mesela 21 Nisan'ından sonra hele artık Ağustos'ta Eylül'de 21'in. Oh şükür. 22'de inşallah. 23'de oh be. İyice. Ama 25'e vardığınız zaman Allah Allah. Yani Türkiye'nin muazzam bir haritası var. Ay aman ne güzel, çok sevindim. Muazzam bir haritası var. Yani bu kadar güzel bir harita Cumhuriyet kurulduğunda bile olmamış. Ay çok güzel, aman harika. Aman çok yani sevindim. Cumhuriyet kurulduğunda bile. 27 Mart'a kadar dişimizi sıkalım. Sıkmasak ne yapacağız? Zaten dişlerim yapılıyor. 27 Mart'a kadar hep mesela biz talebelere de onu tavsiye ediyorum. Eşe dosta da onu tavsiye ediyorum. Çünkü hepimiz kendimizden zannettiğimiz ya da ilişkimizden zannettiğimiz ya da aileden zannettiğimiz sorunları başka yerde arayacağız. Hayır. Bu bizim kendimizde olan bir sinirlilik. Ruhsal bir düzensizlik geçiriyoruz. Enerjilerden. Onun için mümkün olduğu kadar sakin. Mümkün olduğu kadar pozitif. Mümkün olduğu kadar bir hobi bulup. Hani var ya. Mümkün olduğu kadar yeşillikle, bitkilerle, hayvanlarla. Hani onların enerjileri çok iyi çünkü. O enerjilerle hani kendimizi donatıp 27 Aralık'ı bir bulalım. İnşallah.